de 100 yılanı çürüteceğiz. İlk yanımız nedir abicim? Her çocuğa söylenen bir söz bu. Ispanak yersen ya da sebze yersen güçlenirsin. Şu an bunu izleyen çocuklar buna inanmayın. Yemeyin istemiyorsanız. Yalan. Deneyeceğiz şimdi. Çürümez. Sen deniyorsun. Şu açıdan bakarsak aslında bu yalan çürür. Çünkü herhangi bir yemeği yersen güçlenirsin. Yani ıspanak özelinde bir şey değil arkadaşlar. O yüzden sebze ıspanak... Sebze dedim zaten ben. Hem ıspanak hep sebze dedim. Temel reis muhabbetim bu. Tamam yiyeceğiz mi şimdi bir de mecbur muyuz? Evet olayımız bu. Sen de bu. Yiyeceksin. İyi iğrenç ya bunun üstte sarımsaklı yoğurt olması lazım. Bir de bir tane ekmek lazım. Bence öyle. Biraz çok al, o ne abi? Güçlenemezsin böyle. Baba gitsin Temel Reis güçlensin ya. Oğlum. Güçlenmedim şu an. Çünkü yutmadım henüz. Allah belamı versin ki. Büyük oyuncu değilse de ben şerri. Hiç ne sesini duymadım. Bir dakika şimdi ıspanağı yuttum bir dakika. Sağ ol abi. Güçlendin çok mi? Çok sağ ol. Ama sen birinci de büyük oynadı arkadaşlar. Yemin ben dokundum. Yemin ederim kendimi saldım. Oraya denk geleceğimi düşünmemiştim. O yani. Zaman ben zaten çok güçlü bir bireyim. Çürüdü mü? Çürüdü. Ben inanmıyorum çürüdüne. Çürüdü anneme, nasıl babam, çürümedi? Küçükken annem bana bunu söylemişti. Sen yazıklar olsun. Söylenen yalan çürüdü işte. Doğru çürüdü. Sen bir daha yazıklar olsun anne. Abim gitti ama bizim ikinci yanımız arkadaşlar. Yemeğini bitirmezsen arkanın ağlar. Soğanı keserken sakız çiğnersen ağlamazsın. Bana annem böyle bir yalan söylemedi bu arada hiç. Nefes tutma, sakız çiğneme. Bana annem böyle bir şey söylemedi. Su tutma ağızda. Yani çocuğuna soğan kestiren bir anne de varsa annelikten. Bir de acil istifa etmen lazım. Çocuk demiyoruz ki annemizin, ailemizin bize söyledi diyoruz. Tamam ailemiz... Ben şu an çocuk sayılıyor muyum? Ailemiz bize küçükken yalan söyler. Büyükken söylerse yakalarız yani. Bu yalan sayılmaz işte efsane yani yıllardır gelen bir şey olarak düşün. Kim gözüne bakabilir miyim abiciğim? Benim canım yanmaz kardeş. Bakın arkadaşlar 1 gram yaşam. Bir diğerde nefesini tutarsan ağlamazsın. Onu da ben dönüyorum hemen. Allah'ım yardım et Allah'ım! Sen şu an nefesini mi tutuyorsun? Bana bir şey söyleyeceğim mi? Komik değildi. Mizah seviyesi kötüymüş. Test ettim onu. Peki hem sakız çiğneyerek, nefesimi tutarak soğan kesersem? Soğanın gözü yaşar. Çürüdü mü? Evet çürümedi arkadaşlar. Doğruymuş. Çok çürümedi şey. Arkadaşlar. Şimdi abicim az önce bir soğan kestiğimiz için ellerimiz buram buram soğan kokuyor. Ve bunun normal bir sabun geçirmiyor kokusunu. Ama görünenlere göre bu metal sabun soğan kokusunu geçiriyormuş. Metal sabun mu olur? İşte onu deneyeceğiz. Bu altın yumurtlayan tavuktan mı aldınız bunu? Sen... Bu sabun mu? Evet sabun. Kur'an çarpsın deyin. Evet. Ben şimdi normal sabunla yıkayıp sen de bununla yıka. Öyle deneyelim. Sen bir de. Abicim suyla yıkayacaksın sabun mu sabun? Normal sabunla yıkarsak geçmiyor, bununla yakarsak geçiyor mu? Onun böyle sabun mu olur Allah'ını seversen bu ne lan? Kokuyor mu soğan? Kokuyor hala. Yemin et. Evet biraz kokuyor. Normal sabun gibi kullanır gibi kullanıyorum. Çok saçma gözüküyor ya. Din çıkar hiç gene almalarsan. Ya gözüm. Abi onu nasıl koktun bakayım. Az önce soğanla elimi duş aldırdım bu arada. Oha evet. Koklayın arkadaşlar. Yani Instagram'dan takip ediyorsanız alırdınız kokuyor. Sen de ne soğanla ne sarımsak. Ha bu soğana ve sarımsağa özel bir şey mi? Kokular. Yani soğanın ve sarımsağın düşmanı... Metal mi? Evet. O zaman vampirler metali sever. Neden? Çünkü sarımsağı sevmezler. Bu efsanemizde çünkü süt acıyı alır demişler. Biz de şimdi bunu test edeceğiz. Ben acı test etmek istemiyorum. Acı yiyince normalde su içtiğimizde gerçekten acı gitmiyor. Bu Allah'ın belası sıvı acıyı da kim icat etti bize? Yani biz bu acı olmasa ekmek yemeyecekmişiz anladın mı YouTube'da bu zamana kadar? Aynı anda yapalım. Bunun acısı aklına hiçbir şey olmuş mu? Bir diyorum tutuklar mı götürdüm? Süt midemi bulandırıyor. Kulak deliğim yanıyor. Yemin ederim yavaş senin alıyordu. Yavaş iç diyorum yine şey yapıyorsun ki yudum yudum abicim. Yok gerçekten işe yarıyor bu arada. Şimdi aldı. Demek ki yarım litre süt acıyı alıyor. Süt değil. Yavaş yavaş içmek alıyormuş. Sıla Hanım, Sıla Hanım. Efendim? Can I take a one glass? Ananı satayım hocam da. Bardak değil İngilizce'de. Yok glass. Can I take a one glass of a coke? I'm coming. Şimdiki efsanemizde pekmezi kola diye kanarak içirebiliriz. Onu anda deneyeceğiz çünkü abim pekmezi hiç sevmez. Abi dur kola kalmamış ya elde etmiş etmiş. Gayet kola oldu yeter. Ya bu kola az kalmış da yarım doldurdum ben de. 3 dakika daha geçse Yahşi Batı'daki Cem Yılmaz olacak ya. Çok asidik. Kolayı baştan açamadım mı? Açamadım kapı, şeyi kapağını açamadım. Niye? Ne niye? Sebebi ne?
Neyin? Kola getirmemeli. Sebebi neydi ki? Neden getirmedin kola? Ailelerimiz bizi böyle kandırabiliyormuş yani. Ne diye? Pekmezi sevmeyen çocuklar için. Kola ne niyetine diye? İçiriyormuş. Ha bunu kola diye mi veriyormuş çocuk? Ooo büyük dolandırıcılık. Yani sen de kandın aslında ilk başta ilk yudumu alana. Yo benziyor şey görüntü mörüntü. Sulandırdım biraz da o yüzden. Şeyde. Yemin ederim anne baba teşekkür ederim. Çünkü bana hiç böyle bir şey yapmadı annem babam küçükken. Bu yalan doğru muymuş? Doğruymuş işte. Yani bunu yapmayın çocuklarınıza yazıktır günahtır okay, ya. Yani. Çocukların da bir kalbi var yani kırılabilir çocuk diye sen. Burnunu tıkayıp içiyorum. Bir küçük sırrımı açıklayayım. Küçükken antibiyotik şurubunu annemden artık ben içiyordum yani izin almıştım. Ama içmeyip gidip lavadan döküyordum kaşık kaşık. Çünkü dünyanın en ölüm şurubu kendisi. Hayır annemi mi arayacağım? Yalanlar öyle her zaman gizli kalır. Hi mom. Hey mom. Videodasın ama sadece sesin çıkıyor haberin olsun görüntün yok. Kızın küçükken bir yalan söylüyormuş. Bunu bana şu anda itiraf etti. Ben de hemen sana yetiştirmeye geldim anne. Kızın bana küçükken yalan söylüyormuş. Evet bu haysiyetsiz. Bir tanecik yalan söylemiş. Bir tanecik. Şuruplarını kendi başına içerken hiçbir şurubunu içmiyormuş. Hiçbir şurup demedim. Antibiyotik dedim sadece. Diğer şuruplarımı seviyordum ben. Hiçbir şurubunu içmiyormuş. Lavabodan döküyormuş anne kaşık kaşık. Anne sadece antibiyotik. Annenle ben konuşuyorum. Sen konuşacaksan sen ara. Benim telefonum o. Hey git oradan be. Şimdi bir şey soracağım. Kaç yani. Yaşında yapmış bunu? Valla anaokulu herhalde o zaman. O zamansa olabilir. Çünkü o zaman hani kendisi içmesi için izin vermişimdir. Ama daha öncesi ise yalan söylüyor. Tabii ki. Büyük bir yalan söylüyor. Aa double yalan. Hayır o neden yalan söyleyeyim yapıyordum. Ben içiyordum ilaçlarınızı yani dertlendim. Ben hiç yalan söylemedim sen küçükken yemin ederim. Hadi oradan. Sen mi söylemedin? Benim yalanım yok benim yakalamışlar çok. Güvendiğim dağlara kar mı yağdı ne? Anneciğim dolmuşlara gelme sen bu oğlunu boş dağlamayacak ver. Dağlamayacak kadar boş kısa. Boş ver hiç uyuma sen ona hadi. Hadi kolay gelsin hadi. Öpüyorum seni. Bu arada çok acil bir 10 bin lazım bana geçsin anne. Eğer parmaklarını çıtlatırsam parmakların yamulurmuş. Arkadaşlar asmır çıtlatma. Oh bu ellerle mi? Devam edebilirim. Yok be yalan bu. Bende hiç yok bak. Parmak ben yemin ederim ki ilkokuldan beri de parmak kütletirim. Hattım. Ben hiç yapmam. Ama ben kemiklere zararlı diye biliyorum. Bilimsel olarak kanılmış. Ama parmak yamulması arkadaşlar basit bir genetiktir. Yok bu arada. Kanıtlanmamış bir şey o da. Bu da bu arada. Kanıtlayamamışlar. Oğlum ne kadar iyi lan benim ellerim. Ben baş parmak kütletmekten çok korkuyorum. Geliyor o zaman. Çekiyorlar ya. Geliyor geliyor geliyor. İçim geliyor. Gidiyor. Mesela keşfetimdeki yani. Kütletme videonu asla izleyemem. İçim gider. Hele o boynu böyle çeviriyor ya öldü zaten. O zaman. Hayır. Evet. O zaman. Hayır hayır. Eğer bu videoya arkadaşlar bu video. Lan salak yalandan arkana tekme atacaktım kolunu uzattı koluna gerçekten vurdum. 63 bin like gelirse neden 63 kimse sormasın. 63 bin like gelirse Sıla ile beraber kütletmeciye gidip vücudunda var olan bütün kemikleri kütletirim. Söz verildi. Şimdi yanımızda gözleri şaşı yaparsan öyle kalırsın. Ben gözlerimi şaşı yapıp titretebiliyorum. Aşk olsun anlamadın taş gibi. Kim var böyle? Tek gözünü şaşı yapabiliyor mu? Bir gözün normal bakıyor lan. Bak şimdi. Aaa o söz neydi bir gözü Allah'a bir gözü yatağa mı bakın neydi o? Gördün mü? Ya onu biz de yaparız. Bir parmağınla sabitlersen babaannem de yapar 67 yaşında. Ama başka nasıl yapacağım? Bu arada bunu burada denediğimiz için arkadaşlar bu aslında bir sürümler bir mesaj. Ben Illuminati'nin üyesiyim. Eminem'le beraber çalışıyoruz. Bir tane kız vardı. Beyaz saçlı böyle. Poppy. Ha evet Poppy. Çok korkmuştum ben çok korkudum ondan. Poppy'den korkan da salaktır bu arada. Çocuk mu oğlum? Poppy. Yemeğini yersen boyun uzar doğru. Demişler. Hiç deneme gerek yok. Bu konuda anama babama güveniyorum. Yemeğimi yersem vücudum besin takviyesi alır. Besin takviyesi alırsam vücudum gelişir ve boyum ne kadar uzayacaksa potansiyelim neyse oraya kadar gider. Yemeğini yeme. Git yaramazlık yapın. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar demişler. Diğer biri bakın kıyamet ondan kopuk. One man looks, one man eats. Kıyamet ondan kopuk. Şimdiki yanımız arkadaşlar. Oyunlar seni sinirli bir insana dönüştürür. Yani bence oyunlar seni sinirli bir insana dönüştürmez. Dönüştürüyor bu arada. Oyunlar senin içindeki gerçek insanı dışarı çıkarır. Doğru olan bu. Yok değil. Mesela derler ya buradan da sevgili kızlara bir tavsiye veriyorum. Arkadaşlar bir erkeği derler ki yolculukta tanırsın bilmem ne tanırsın. Bir erkeği tanımak istiyorsanız erkeği oyun oynarken izleyin. Evet. Masaya her şeyi koymaya hazır. Dur bir dakika. Hazırsan let's go. Ama senin ateşlerin bir şeylerin var. Kadar alıyorum her şeyini. Dur! Ya bu ateş ama ateş sayılmaz ne? Ne yapıyorsun? Al o zaman sana. Al. Ya! Tamam bunun gözü sende. Al. Kik kik kik. Ay! Ay çok acayip kaldı. Olamaz. Öldüm be. Ne oldu ha? Kahve içersen kararırsın. Dikkat et. Yalan. Benim kapkara bir adam olmam lazım o zaman zaten. Küçükken annem bana dedi ki bıyıkların çıkar hani siyah. Aa kararısı. Evet evet bir de şey var. Ananı satayım bant var mı? Buraya bant yapıştırıp çekersen bıyıkların çıkar derdi. Bant o kadar güçlü değil ki. Hadi iç bakalım kahveni. Kahve içelim. Kahve içilirken dedikodu vermen lazım. Olayı budur kahvenin. Ben bir dedikodu versem. Bu arada ben bunun gerçek olduğunu düşünmüyorum.
Ya yalan be. Dolandıracaksın anne babaları sözleri bu. Ne kadar yalan, böyle bir şey olur mu? Kızlar özenmesin, içmesin diye falan filan. Babaanneminde bir huyu vardı. Kuzenlerimiz var. Küçük 4-5 yaşında kahve içiyor. Kahve çekiyor canları. Babaannemde şöyle bir huyu var babaannem. Serçe parmağı bandırıyor. Onun dudağı hani tadına baktırıyor. Niye yapıyorsun babaanne böyle bir şey Allah'ını seversen? Çocuklar seviyor işte. Abatırıp veriyor ağzını diyor. Ne saçmalık. Babaanne kendine gel Allah'ını seversen. Aileler birbirini görmeden tanıyabilirmiş arkadaşlar. Onun her şeyi ters, boş verelim. Ben abim ya, şimdi beni görmeden tanımaya çalışacak. Ben yaşımdan beri atletlerimi ters giyiyorum. Neden biliyor musun Tuğçe? Neden? Ters giden işlerin düz gitsin diye. Düz giden de zaten hallediyor. O zaman. Sen şimdi şöyle dön. Hadi karışın görürler bakalım evet, bir. Evet karışalım sen. Fıtı fıtı fıtı. Okey. Bayağı iyisin Tuğçe, sen şu an burada olduğunu. Tamam hazır. Hanginizi söyledim ben? Şöyle tamam. Ellerinizi bir uzatsanız, herkes bir elini uzatsın. Şöyle bir sınırı bir anlayayım. Yok yok sadece 100. Oo İrem şöyle var. Biraz daha aşağı. O kadar ne sılaya mı geldik? Heh. Oha çok küçük. Ama sıla değil. Buna baktık bu İrem. Bu sıla. Bu da bir daha var mı? Bu sıla. Aileler birbirini tanır. Nasıl ya? Nereden tanıdın? Kolay bence. Aynen. Çok kolay ya. Saç yapılarınız çok farklı. Sen evet. Eğiliyor muydun Tuğçe'ye? Ben bir an Rıdvan abi içerdik sandım diyorum. Şöyle geldi şöyle bir şey var. Doğruydu. Şimdiki yanımız arkadaşlar. Televizyonu yakından izlersen gözlerim bozulur. Bunu deneyeceğiz. Oğlum bu çocuk kim? Çok iyi ya. Ay bu güzellik de kimmiş be? 2024'e kadar Ahmet Can'dan 2000 lira olmazsa ölecekmiş. Abone olmak lazım. Tanıyayım Sıla, bana bir şey olmadığını düşünüyorum ben. Ben hipnoz oldum galiba. Yani bana bir şey olmadı. Bu yakından televizyon izlemek bence o kadar kötü bir şey değilmiş yani. Ne? Neymiş abi? Değilmiş. Yani ben ailelerimizin haklı olduğunu düşünüyorum. Yani burada bulunan piksellerin her biri ayrı bir led olduğunu varsayarsak, ışıklar bu kadar yakından göze... Evet, yanımız doğru yani. Varsa... Tamam abi. O zaman biraz televizyonu kapatın, dinlensin. Aynen anne. Okey anne. Yeni yalanımız var kusura. Bu gerçekten yalan bu arada. Televizyonu biraz şey yapalım şeyim. Sanki bu kervan. Ama eşek var dedim ki sanki ya. Lan bu at mı bu? Çok ciddi yorulacak. Dijital şey. Dese ki birazcık kapatalım. Elektrik faturası az gelsin. Anneme saygı duyacağım. Bu yalan ailelerimizin büyük bir yalanı. Ama bir öncekinde ailelerimiz haklı. Her bokta da huysuzluk yapmayın. Ananızı babanızı dinleyin siz de biraz. Bak haklı oldukları şeyler de var. Yeter be. Beni de kaldırırsın. Sıradaki yalanımız. Çiğ yersen midende kurt çıkar demişler. Yalan. Bence çok yersen çıkar ya. Yok ben yemeyeyim. Oo. Yemezsen inşallah ben öleyim. Allah korusun ya. Ya aman. Yiyorum işte. At şunu ağzına şu kadarcık şey. Bu kadar prenses değilsin. Mert'i çağırttırma bak. Mert yiyorum, yiyorum. Open your mouth, put in your mouth and look up, look up. Abi ben anlamadım. Dolaşıyor mu kurt çıkar? Küçük küçük geziyor. Acaba doğru mu ya? Ya bunu test etmek için bu böyle bir hafta falan böyle beslenmek lazım. Bakalım kurt sıçarsan. Bıktık ya. Allah'ım var ya. Şu geçen gün arabamın sol önü çizilmiş böyle. Aklım gitti arabama bir şey oldu diye. Allah korusun abicim. Tahtaya. Tahtaya. Anlat tahta. Tahtaya. Kötü bir haber alırsanız yapıp tahtaya vurduğunuzda olmuyormuş. Allah korusun demek çok mantıklı canım. Tabii ki de. Güzel Allah'ım beni hep korusun. Geçen gün ofise geldim. Dediler kaç kişisiniz? Dedim ki 2. Pardon 3. Ben Sıla ve Allah. Ya İrem ya, bu Sıla da nerede ya? Ulan bayağıdır da yok ortalıkta bu kız ya. Ulan! Eğer ağzını şekilden şükürle sokarken birisini korkutursa, aha böyle donarsın. Ben beklemiyordum bu arada ya. Salak salak kurgu yapıyorduk arkadaşlar bu skeci oynamak için de. Bu kadar çok beklemiyordum ya. İyiydi, iyiydi. Ağzım bu arada gerçekten bir iki saniye öyle kaldı ha. Çalışıyor yalanımız. Haklısın anne. Şimdiki yanımız üstünden biri geçerse kısa kalırsın. Daha ne kadar kısalabilirsin? Aşk olsun anlamadım taş ki. Daha ne kadar kısalabilirsin ki? Senin sınırın yok ki. Bundan sonrası Rıdvan abi zaten. Yani Rıdvan abiyle beraber nargile içersiniz masal bahçede var. Üzerinden bir kişi, aynı kişi tekrar geçerse kısa kalmazsın, uzamaya devam edersin. Ne demişler abicim? Devede de boy var ama. Uuuu. Gerçekten dur. Boyumla dalga geçiyor. Mert 1, bu 2. Gözlerin dalarsa misafir gelir dermişler. Selam canım. Kendine gel. Dalmışım. Hoş geldin. Hoş bulduk. O zaman bu yalan çürümedi. Çünkü misafir gelmedi. Yani sen misafir değilsin, kardeşimsin. Parmağın içinde var ya. I'm sorry mom. Oğlun eskisi kadar masum değil. Artık çikolata suyu içmiyor. Alo. Nasılsın canım? İyi ben de işte ofisteyim çalışıyorum. Beni sınıyor galiba. Babaktan beri telefonu eline yapmışlar. Evet. Başla bu be! Ya ne yapışması ya? Allah Allah. Evet tamam evet öyle işte. İyi ben kapatıyorum o zaman kendine iyi bak. Öptüm seni. Ne elime yapışması ben anlamadım ki.
Arkadaşlar yeterli balon sizi gerçekten uçurabilirmiş yani öyle demişler. Ben de şimdi bunu deneyeceğim, göreceğim. Bakalım bir uçurabilecek mi? Eğer parmağınızı arabanın camının üstüne koyarsanız kapandığı zaman parmağınızı kesermiş. Ne? Parmağın koparmış. Gerçekten yapayım yoksa sensörü var da duruyor mu? Özel ya. Deneyeceğiz. Parmağımızı deneyeceğiz tabii ki bunları. Parmağımızı deneyeceğiz. Bu YouTube kanallarında tamam. Ahmet Can'ın da Reslan'ın da kanalında kurgu yok kardeşim. Parmak gelecek tamam, oraya. Tamam, az önce uçan bende, şimdi sıra sende, buyur. Parmak arkadaşlar, parmak mahiyetinde kullanılabilir. Bu mobilya atölyelerinde falan test ederken sensörleri bunu kullanıyorlar. Parmağım gitti. Aaa. Sen durdurdun mu? Abi ya düzgün yap şunu görelim bir. Durdurma. Vallahi durdurmadım. Mercedes'imin ne kadar hırçın, akıllı, zeki, narin ve keskin olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Demek ki sosis çok yumuşak. Parmak olsa duracakmış. Evet. Salata hadi deneyelim. Çok bakalım. Korktum biraz ya. Hadi. Sen mi yapıyorsun? Durdu. Hayır. Durdu ama yani sıkıştırmaya devam etmiyor şu an. Kapan Merso. Yalanımız çürüdü. Kopmuyormuş. Söyle. Terli terli su içerseniz hasta olursunuz arkadaşlar. Hasta olup olmadığımı 3 gün sonra Instagram storylerimden görebilirsiniz arkadaşlar. Bugün de hasta uyandık diye bir story gelirse olmuştur. Bayağıdır gelmiyor. Ama şu anda birazcık boğazım ağrımış hissediyorum çünkü hani anlık soğuk geldi sıcak vücuduma. Tabii. Bunu 3 gün sonra Instagram storylerimden göreceğiz. Pekala, abimi şuradan takip edebilirsiniz. Reklamını da yaptık kadayız. Arkadaşlar ne demişler? Suyun üzerinde yürüyemezsin demişler. Ben şimdi bu yalanı çürüteceğim. Arabanın arkasından su dökün demişler. Şimdi onu deneyeceğiz. Hadi kazansız belasız ilerle. Bakalım gelebilecek mi şimdi? Bu arada biz her İzmir'den çıkışımızda yolda babaannem döker bizim arkamızdan. Ben işe yararım. Vallahi çakarım. Gerçekten kazasız bir yolculuktu ama dönerken çarpacağım diye korktum biliyor musun? Bunun üstüne çarpsaydım çok korktum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı yani. Unutmayın sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Instagram'dan takip etmenizi öneriyorum. Pelin Su Ece'den. Gidince paralar nerede? Hepsi bir hayal, hepsi bir yağmur. Denizma Bukro'yla.